Yüce Allah'ı bırakıp da yaratılmış olan mahluklara dua etmek, onlara yakarmak, onlara kalkunat açmak, yani onlardan bütün ihtiyaçlarını dilemek babındaydık ve bugün 142. dersini işleyeceğiz inşallah. Dün وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününe kadar yalvarışlarına, yakarışlarına icabet etmeyen, yani o kişi çatlasa da patlasa da kesinlikle o kişinin duasını icabet etmeyen, yaratılmış olan mahluklardan isteyenlerden daha sapık kim olabilir diyor Allah Tebareke ve Teala. Adal burada. İşte dün bu ayeti aldık ve bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nerede kaldık? فَهُمْ لَمْ يُخْلَقُوا Şöyle. La ilahe illallah. Evet. اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَّرَّ اِذَا دَعَانْ Ayeti kerime alıp bu şekilde devam edeceğiz. Ve daha 2-3 ders gider bu bab inşallah. Ondan sonra çok önemli bir baba girmiş olacağız. Bab kavlullahi teala olan kısmına geleceğiz inşallah. Evet. Ve burada diyor ki اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ Yani bunlar hiçbir şey olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa yaratılan kendileri midir? Yani kendi kendileri mi yarattılar? Yoksa hiçbir şey olmaksızın mı yaratırlar bunlar? Hani başka ayet ne diyor? اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرِ Yaratmak da, hükmetmek de onundur. Yani Allah Tebareke ve Teala seni yarattıysa mutlak manada sana hükmetmeye kadirdir ve onun hakkıdır. El haliku li hazihi'l eşya huvel mustahakku lil ibade dedik değil mi? Bu eşyaları yaratan kim ise öyle ya. Bu eşyaları denizler, okyanuslar, dağlar, ovalar, gökyüzü, galaksiler, yaratılmış olan zerreden kübraya, arştan semaya, doğudan batıya, kuzeyden güneye yaratılmış ne gibi mahluk varsa kim yarattıysa el haliku li hazihi'l eşya huvel mustahakku lil ibade ibadete hakkıyla layık olan kendisinden başka kimse değildir. O da kimdir? Allahu azze ve celle'dir. Ondan dolayı burada em huliku min gayri şey'in ehumul halikun. Yani onlar hiçbir şey olmaksızın mı yaratılar? Yoksa yaratılar kendileri midir? Kendi kendileri mi yarattılar? Yok. Ne diyor burada bir ayet şeyde? Şu ayette. Vallahu ahrecekum min butuni ummahatikum la ta'lemune şey'a ve ce'ale lekum es-sem'a vel absara vel ef'idete leallekum teşkurun. Hiçbir şey bilmiyordunuz. Rabbim Tebareke ve Teala sizin ağzınızın karnında yaratırken hiçbir şey, yani bir mudgatan ibadet, bir kan pıhtısından ibadettir. Ama Rabbim Tebareke ve Teala görme sıfatı, işitme sıfatı, el sıfatı, kol sıfatı, nimetleri dolandırdı Allah, dolattırdı Rabbim Tebareke ve Teala sizleri. Hani وَلَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا Şayet ki Rabbim Tebareke ve Teala nimetlerini saymaya kalksanız Allah Celle Celaluhu nimetlerini bitiremezsiniz. Bitiremezsiniz. İşte burada demek istiyor ki em huliku min gayri şey em humul halikun. Yoksa bunlar kendilerini mi yarattılar? Yoksa yaratılar kendileri midir? Yaratan Allah. Tebareke ve Teala Rabbim Subhanehu ve Teala. Evet. Ondan sonra emmen yucibul muttarra izâ de'â. Burada el munkata ala ennehu lem yezkur leha muadul fi bil ma'na bel vel hemze. Burada sarf-ı nehu bizi ilgilendiren şu ayet, şu mana diyor. Yani darda kalan olan bir kişi yaratılmış olan mahluklardan istediği zaman yaratılmış olan mahluklar mı icabet ederler, yoksa onları yoktan var eden Allah mı icabet eder? Tıpkı em huliku min gayri şey em humul halikun. Aynı burada emmen yucibul muttarra izâ de'an. Allah'tan başka kim icabet edebilir? Darda kaldın, baktın dünya yalan, ızdırap çekiyorsun. Aç ellerini Allah'a. Allah'a dua et. Ve kavluhu el muttar. Ve kallahu teala ve eyyube iznada rabbuhu rabbehu inni messeniyed durru ve ente erhamur rahimin.
Eyüp Resul olan, peygamber olan, kendisine hastalık isabet ettiği zaman, hani derler ya sabır Eyüp, Eyüp aleyhisselatü vesselam'dan daha fazla hastalığına sabreden nebi gelmemiştir. İşte bu musibetinden dolayı ne dedi? İnni messeniyye durru ve ente erhamur rahimin. Yani burada anlaşılıyor ki gelmiş geçmiş ne kadar enbiya resul geldiyse hep musibetlerle imtihan edildiler ve hep onlardan Allah'tan istediler burada. Ama günümüzdeki olan, yaratılmış olan mahluklardan istemek neye dayanarak ben de anlamış değilim. Gelmiş de Zekeriya aleyhisselamdan Nuh aleyhisselama, İdris aleyhisselamdan ta ki Nuh aleyhisselama kadar gelmiş geçmiş ne kadar enbiya gelmişse hep Allah'tan istediler ve tek kavulleri nedir? Ubudullah ma lekum min ilahin gayri ve alallahi fetevekkelu in kuntum mu'minin ve tevekkelu alel hayy allazi la yamut kılavuzları idi. Ama gelin şimdi bazı Müslümanlar neye dayanarak yüce Allah'ın yaratmış olduğu mahluklara ve lev semi'u mestecabu lekum, onlar siz duysalar da icabet edemezler demesine rağmen onlardan istiane istigase ediyorlar. İşte ve Allah tebareke ve teala böyle yapanların kesinlikle şirkle